Çad, Orta Afrika'nın tam ortasında yer alan geniş topraklara sahip bir ülke. Afrika'nın en büyük ülkelerinden biri. Zengin kaynaklara sahip. Ancak halk yoksulluğu iliklerine kadar hissediyor. Çad dünyanın en fakir ülkelerinden biri. Nüfusu 12 milyon 800 bin. Halkın %55'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. İnsani Kalkınma Endeksinde 188 ülke arasında 185. sırada. Buna karşılık zengin altın ve uranyum madenleri var. 2003'te petrol üretimine de başladı. Ancak kronik akaryakıt sorunu çözülemiyor. Yeraltı zenginliğine rağmen temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Çad eski bir Fransız sömürgesi. Avrupa'nın sömürge mantığı ülkeyi sadece fakir bırakmamış, kültürüne de etki etmiş. Çad'da iki resmi dil var. Biri Arapça, diğeri ise Fransızca. Kabile dilleri de konuşuluyor. Halkın %55'i Müslüman, %35'i Hristiyan, %7'si ise animist. Diğer eski sömürgeler gibi Çad da yakın zamana kadar şiddetin pençesindeydi. 1990'da barış tesis edilene kadar hem iç savaşla hem de Libya işgaliyle mücadele etti. Ülke Boko Haram gibi terör örgütleriyle mücadelede ise önemli ilerlemeler sağladı. Ülkede önemli sağlık sorunları da var. Son yıllarda Ebola salgınıyla mücadele etti. Bu salgın Çad'ın komşularıyla sınırlarını kapatmasına ve uluslararası uçuşları sınırlandırmasına yol açtı. Bu da ekonomiyi etkiledi. ABD, Fransa ve Çin ülkenin en büyük dış ticaret ortakları. Tabii ki ibre ithalattan yana ağır basıyor. Tarım ürünleri ve canlı hayvan satıyor, sanayi ürünleri, gıda ve tekstil ürünleri alıyorlar. Türkiye ile Çad arasındaki ticaret hacmi de 40 milyon dolar civarında. Türkiye-Çad ilişkileri 2002'den sonra yeni bir sürece girdi. Türkiye, Afrika ülkelerine sömürgeciliğin izlerini silerek kazan kazan esasıyla yaklaşıyor. Türkiye'de eğitim gören Çadlı öğrencilerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu ülkeyle eğitim, tarım ve hayvancılık konusunda ortak projeler yürütülüyor. Little noises he makes give me strength.